başka noktada erikti de belediyemize ait çay bahçesinin olduğudur. Burası ile ilgili başka tür şikayetler var. Otoparkın mesnetsiz bilinmeyen bir şekilde kiraya verilmesi. Hoş geldik. Kiraya verenleri de göremedik ama kirayı otopark ücretini toplayanları da göremedik ama bunlar sosyal medyaya da düştü. Bizlerde de mevcut bu otopark fişleri. Yapılan kanunsuzluklardan bir tanesi de burada o. Bununla ilgili belediye başkanımızın dikkatini bu bölgeye çekmek istiyorum. Yani en ufak bir açıklama yok, ihale yok, hiçbir şey yok. Böyle bir şeyin varlığından haberimiz yok. Ama birileri gelip burada kafasına göre helvacı fişi basıp da gelenden geçenden değnekçilik yapması ne derece sağlıklı, ne derece mantıklı. Bununla ilgili kendisinden doğru bilgiyi alabileceğimizi umuyorum. Sonuçta şehir emin olarak belediye başkanımızın bilgisi dahilinde veya ötesi dahilinde olan bir konudur bu. Bilgisi dahilinde olmadan kimse gelip de buralarda böyle alikaran başkoparanlık yapacak hali yok. Ben bununla ilgili kendilerinden ciddi anlamda bir açıklama bekliyorum. Diyeceğim. Bu kadar. Ben dün de buradaydım. Çay içerken yanımdaki arkadaşlar ücreti ödemişler, fişi de getirdiler. Sizde de var fişi, attık görüntüsünü. Üstünde hiçbir resmi ibare yok. Yani bir maliye kaydı herhangi bir şey yok. Zafer Başkanım da dediği gibi yani burada yaşayan insanların şikayetleri çok fazla bu konuda. Alınan ücretler de habire değişiyor. Yani burası kimin, kim kiraladı, nasıl kiralandı, kiralama ücreti nereye ödendi, bu insanlar kim, bir ihale yapıldı mı yapılmadı mı? Bununla ilgili Zafer Başkanım'ın dediği gibi belediye başkanımızın gereken hassasiyeti göstereceğini, gereğini yapacağını düşünüyoruz. Zaten basına da haber oldu. Merakla bekliyoruz ne diyeceklerini. Teşekkürler, sağ olun.